Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Part 1 tarhana videosunun part 2'si hazırlanmakta. Bu da bu şekilde 2 günde bir annem bunu yoğurdu. Gördüğünüz gibi kıvamı hamur kıvamında. Bunu bu hafta dökeriz 15. günde, değil mi anne? Hı hı. 15 gün tatlı olmasında yeterli bir gün. Daha kabarıyor. Kabarması durunca dökeceğiz. Evet. O işlemleri de ben size çekeceğim, göstereceğim. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Takipte kalın. Bir yerde buluşuruz. Evet arkadaşlar, bu şekilde tepsilere koyuyoruz. Şimdi biraz şey olacak, koruyacak. Ondan sonra ovalama işi başlayacak. Evet arkadaşlar, bu şekilde eliyoruz. Aslında robottan da geçiriliyor ama biz bu şekilde yapıyoruz. Eğer çok yorulursak robottan da geçiririz. Böyle daha incecik oluyor. Biraz emek sarf ediliyor ama. Bana demişlerdi, Murat çalışmaz. Ama ben 13 senedir bu işi yapıyorum. Bu şekilde elediklerimizi tepsilere koyuyoruz. Bunlar arada karıştıracağız, değil mi anne bunları? Hani diyorlar ya, Murat çalışmaz, şunu yapmaz, bunu yapmaz diyor. Ben alalım. Bunlar daha elenecek olanlar. Burası da elenmiş olanlar. Ben eski sistem böyle. Şimdi millet robottan geçiriyor ama. Biz eski berbere tıraşıyoruz. Hadi boş duracağım dedim. Hadi ver şurada. Bir tepsi yaptım. Evet arkadaşlar, şöyle 3 tepsi çıktı. Bunları her gün şöyle şu şekilde karıştıracağız ki oturmasın, tekrar hamur gibi olmasın diye. Böyle kuruyacak. İyice takır takır oluncaya kadar. Ondan sonra da bunlar toplanacak. Bunlar da son kalanlar. Bunlar da son kalanlar. İşte böyle eleğin, bunun lezzeti de farklı oluyor. El lezzeti. Evet arkadaşlar, böyle son demlerine yaklaştık artık. Gördüğünüz gibi kabukları kalmaya başladı. Bunları da son kez ovacağız. Artık bir dahaki sefere pişiririz. Arkadaşlar, siz de yaptınız mı bilmiyorum ama şöyle küçükken biz nohutlarını bulup bulup yerdik. Ekşi oluyor ama çok güzel oluyor olması. Bu arada sesimden dolayı kusura bakmayın. Biraz hasta oldum. Evet arkadaşlar, şimdi bir kahve keyfi yapacağız. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Takipte kalın, hoşça kalın.